Evet. Şimdi yavaştan başlayabiliriz. Öncelikle değerli vaktinizi sunuma ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bugün sizlere ekranda da görmüş olduğunuz gibi Aegis yazılımımızı göstermeye çalışacağım elimden geldiğince sizlere tanıtmak adına. Öncelikle şahsım ve şirketin adına internet seminerinize hoş geldiniz demek istiyorum. Kısaca ben kendimi tanıtayım. Adım Ahmet Emre Sağır, maden mühendisiyim. Datamine Türkiye ofisinde madencilik çözümlerimiz üzerine danışmanlık yapmaktayım. Bu görev altında bölgemiz içerisinde olan kullanıcılarımıza yerüstü, yeraltı, dizayn, planlama, delme patlatma, havalandırma, yerüstü ve yeraltı üretim haritalama gibi çözümlerimizde tanıtımlar, eğitimler ve teknik destek vermekteyim. Sizlerin de bildiği üzere Datamine Türkiye Ofisi olarak belirli periyotlarda çeşitli yazılımlarımız ile ilgili internet seminerleri düzenlemekteyiz. Önceki webinarlarımızda da şirketimiz ve sağladığımız hizmetlerle ilgili sunumlarımız var. Bugün sizlere benzer şeyleri tekrardan anlatarak değerli zamanınızı almayacağım. Direkt konumuz üzerinden bir sunuma başlayacağım. Şunu ilk baştan belirtmek isterim ki şu an katılımcı sayımız ve zaman kısıtlamamızdan dolayı simültane bir soru cevap aşaması maalesef yapamayacağız. Ama sunumumuzun sonunda vereceğim mail adresi üzerinden ve hatta şu an ekranda da görmüş olduğunuz gibi alt tarafta benim kendi şahsi mail adresim üzerinden sunum sonunda bana tekrardan mailler atabilirsiniz. Hatta sunum esnasında da GoTo Webinar'ın görmüş olduğunuz gibi bir question bölümü var. Oradan da sorularınızı yanıtladığınızda bana mail olarak düşmekle zaten daha detaylı bilgiler için tekrardan ofisimize danışabilirsiniz. Ya emin olabilirsiniz ki tüm maillerimize cevap veriyoruz. Sizlere en iyi destek sunabilme açısından bunlar da bizim için gerçekten çok önemli noktalar. Ayrıca seminerlerimizden sonra genelde gelen soruların çoğu bu oturumun bir kaydı var mı oluyor? Evet, var ve önümüzdeki haftalarda çeşitli düzenlemeler yapılıp Datamine'ın resmi YouTube ve Vimeo sayfalarında paylaşılmaktadır. Ayrıca bunları yine benim şahsi LinkedIn hesabım üzerinden de takip edebilirsiniz. Diyerek şimdi bugünkü seminerimizin konusu olan Datamine'ın yeraltı işletmelerinde delme ve patlatma operasyonları için geliştirdiği dizayn ve analiz yazılımı olan Aegis ürünümüzün elimden geldiğince sizlere, siz değerli katılımcılarımıza sunmaya çalışacağım. Öncelikle kısa bir sunum üzerinden programımızın özelliklerinden bahsedip ardından hem sizlerin de arayüze birazcık daha aşina olmanız açısından programım üzerinden de biraz sunumlar yapacağım. Neler var, görselliği nasıl, arayüzü nasıl, kullanıcıya nasıl hitap ediyor? Bunları elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Şu an kısıtlı süremiz içerisinde bunları sizlere aktarmaya çalışacağım. Görmüş olduğunuz gibi Datamine ürün kataloğunu şu an ekranınızda görebiliyorsunuz. Datamine'ın tabii daha önceki sunumlarımızda da belirttiğimiz gibi eksplorasyondan yani madenciliğin eksplorasyon alanından ta ki artık kaynakları pazarlamaya kadar, supply chain dediğimiz bölüme kadar her bir programı üretebilme yeteneğine sahiptir ve şu an program kataloğumuz buna göre dizayn edilmiştir. Bir maden işletmesinin gerek duyduğu tüm programlara, aslında gerek duyduğu tüm operasyonlara hitap edilecek program kataloğumuz aslında elimizde şu an mevcut. Ve Türkiye ofisi olarak da bizler bunların tanıtımını ve satışını üstlenmekteyiz. Şu an bugün konumuz kırmızı çerçeveyle de highlight edildiği gibi yeraltı planlama ile alakalı alanda karşınıza çıkacaktır. Burada görmüş olduğunuz gibi delme ve patlatma bölümünde Aegis adlı programımızın şu an bugünkü ana konumuz olacak. Sunumumuzun içeriğinde Aegis'e ilk başta bir genel bakış olarak nedir ne değildir buna bakacağız. Ardından proje oluşturma ve veri tabanından bahsedeceğiz. Designer arayüzünü görmüş olacağız. Ve Analyzer dediğimiz maliyet analizi ekranını görmüş olacağız. Ve önde gelen kullanıcılarımız şu an kimlerdir? Bunları inceleyeceğiz. Aegis, başta da tabii bildiğiniz gibi geliştirilmiş yeraltı delme ve patlatma dizayn ve analiz programı diyebiliriz. Stand alone product dediğimiz herhangi bir programdan bağımsız tek başına kurulabilen ve kullanılabilen bir yazılımdır.
kendi içerisinde iki modül halinde bulunmaktadır. Ve iki modülün de lisansı ayrıyetten ücretlendirilmektedir. Designer dosyaları içe aktarmadan tutun, delik etki alanlarının hesaplanmasına, çıktılarının alınmasına kadar tüm aşamaları kapsamaktadır. Ve designer arayüzü aslında şöyle düşünebilirsiniz, programın ana lisansı gibi düşünebilirsiniz. Analyzer ise geliştirilmiş maliyet yönetimi ve geliştirilmiş patlatma analizi özelliklerini içermektedir. Analyzer modülü olmadan designer tek başına kullanılabilir ama analyzer illaki bir designer lisansına ihtiyaç duyacaktır. Yani Aegis dediğimiz programımız şu an iki ana modülden oluşmaktadır. Burada görmüş olduğunuz gibi tabii Datamine kullanıcılarımızın aşina olduğu yeraltı planlamasının ve dizaynının amiral gemimiz olan diyelim. Studio UG programımızdan veri aktarımlarını Aegis'e alabilir ve Aegis üzerinde gerekli analizlerimizi, derme patlatma programlamalarımızı yapabiliriz ve sahaya bunları gönderebiliriz. Studio UG'de oluşturulan tasarımlar kolayca Aegis'e aktarılmaktadır. Patlatma tasarımları oluştururken en büyük avantajlardan bir tanesidir. Eğer ki hali hazırda Studio UG ürününüz varsa. Eğer yoksa Datamine dosyaları dışında AutoCAD dosyaları, STL ve OBJ uzantılı dosyalar da içeri aktarılabilmektedir. Ayrıca Aegis içerisinde oluşturulan üçgen modeller, wireframe'ler yine tekrardan UG ve benzeri programlara da aktarılabilmektedir. Yani hem import hem export kapasitesi olarak programımız gayet gelişmiş bir programdır. Tüm ihtiyaçlarımıza karşılık verebilecek çiftedir. Proje oluşturma ve veri tabanından bahsedecek olursak, Aegis aslında derme patlatmanın en temel aşaması olan bir veri tabanı üzerinden çalışır. Bu veri tabanı içerisinde sağ taraftaki görselde, bak görselde de görebileceğiniz gibi ki zaten birazdan programa geçtiğimde de biraz daha ölçeği daraltıp daha detaylı göstereceğim size bunları. Madeninizin lokasyonundan, o maden içerisinde kullandığınız delici aletleri veya o maden içerisinde kullandığınız kayaç tiplerini, ana kayaç tipleri ve cevher kayaç tipi olarak ayrıyetten kayaç tiplerinizin özelliklerini, bu özelliklerden kastımız jeoteknik özellikler. Ve ayrıyetten derme patlatmada kullanacağınız ham maddeleri, bunlar nedir? Patlayıcılar, primer dediğimiz yemlemeye duyarlı, detonatörlere duyarlı patlayıcılar ve detonatörlerimiz, kapsüllerimiz. Bunların hepsini sisteme import edebiliyoruz ve tek bir database kurabiliyoruz. Bu database'i aynı şirket içerisinde, aynı kuruluş içerisinde çalışan diğer bir kullanıcıya aynı şekilde aktarabiliyoruz. Bu vesileyle her kullanıcı, aynı kuruluş içerisindeki her kullanıcı aynı veri tabanını kullanmakta olacaktır ve herhangi bir veri hatasını bu arada minimuma indirmiş olacaktır. Yeni bir proje tabanı oluşturulurken zaten ekranda yani bu veri tabanı oluşturduktan sonra proje oluşturma önemi aslında benzer muadil programlarla aynı adımı izlemektedir. Proje isimlendirmesi, lokasyonu ve proje ile kim ilgileniyorsa onun kişisel bilgilerini, isimlerini ve title'ını verip sistemi başlatabiliyorsunuz. Bir projeyi bu şekilde elde edebiliyoruz. Designer arayüzünde görmüş olduğunuz gibi ilk başta verilerin Aegis içerisine alınması, ondan sonra o verilerin hangi alanda ne için kullanılacağını belirledikten sonra patlatmayı hangi yönde yapacağımızı belirten referans hattını, ondan sonra bu referans hattı içerisinde referans hattı içerisinde ring tasarımlarımızı, yani patlatmamızı oluşturacak ana hatları, delikleri içerisinde bulunan ana hatları oluşturabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi senaryo bazlı çalışan bir sistemimiz var. Senaryo bazlı çalışma sistemi kullanıcıya şöyle bir avantaj sağlamakta. Birden fazla senaryoda çeşitli delik tip ayarlarını, patlayıcı tiplerini değiştirerek daha fazla karşılaştırmalı bir analiz yapabiliyorsunuz program içerisinde. Gayet basit, hızlı bir şekilde hemen sonuçlar elde edebiliyoruz. Ekranımızda görmüş olduğunuz gibi delikleri oluşturma parametrelerimizi çeşitli menülerden yapabiliyoruz. Bu menüler gayet açık, net ve kullanıcıyı yormayacak nitelikte oluşturulmuş.
Tabii ki önemli olan şeylerden bir tanesi de raporlama. Raporlamalarımız, rapor şablonları üzerinden içerisinde şirketimizin işte simgeleri bulunan ve şirket içerisinde kullandığımız hazır şablonlar dediğimiz şablonları meclise uyarlayarak o şablonlar üzerinde artık deliklerimizin içerisinde ne kadar patlayıcı var veya deliklerimizin lokasyonu nelerdir, XYZ koordinatları nelerdir? Yani tam olarak sahaya aktarılabilecekse export edebilme yeteneğine sahiptir. Analyzer ise görmüş olduğunuz gibi Analyzer ribbonuna geldiğinizde, Analyzer menüsüne geldiğinizde ilk başta şurada bir lisans menüsü var, bir anahtar var. İlk başta var olan lisansınızda bu anahtarı açıp, ikili de açıp ardından geliştirilmiş giderler bölümünden patlatmada kullandığınız ekipmanların maliyet cinsinden, ücret cinsinden ayarlarını verip ardından bunlar üzerinden total cost dediğimiz toplam maliyet çıkarıyoruz. Ardından geliştirilmiş patlatma menüsünde ise burada geliştirilmiş ISO Surface dediğimiz wireframe'ler oluşturabiliyoruz. Oluşturulacak boşlukların hacimlerini görebiliyoruz. Ve sonradan yapıldıktan sonra, patlatıldıktan sonra survey dediğimiz yani ölçüm alınmış hali hazır ölçümlerle de birlikte tekrardan program içerisinde karşılaştırabilme imkanımız var. Bunu tabii Studio UG üzerinden de yapabiliriz. Edges üzerinden de yapabiliriz. Bu tamamen kullanıcıya kalmış bir seçim ve tabii ki de lisansları olup olmamasına bağlı da değişebilir. Önde gelen Edges kullanıcılarımızdan ise maalesef şu an Türkiye içerisinde aktif bir kullanıcımız yok. Türk müşteriler olarak. Umarım bu webinardan sonra bir önce oluruz. İnşallah yeni müşterilerimiz olur Türkiye'de. Ama dünyada gayet sıkla kullanılan program. Özellikle AngloGold Ashanti, Maxam, Wisdom, Northern Star, Petra Diamond, Hindustan Zinc dediğimiz önde gelen, dünyada önde gelen madencilik firmalarında Aegis müşterilerimiz mevcut. Ve Aegis'i şu an olumlu geri dönüşlerle birlikte kullanmaktadırlar. Şimdi programımıza bir gidelim. Program içerisinde neler var? Arayüzümüz nasıl? Ve kısa bir örnek yapacağım sizler için. Bu örnekte karşımıza neler çıkacak? Bir inceleyelim. Şimdi ben ilk ekran üzerinden başlatıyorum. Alayım. Yeni proje açma ekranını şu an karşımızda görmüş oluyoruz. İlk başta basit olan yerden başlayalım. Proje isimlendirmesi ve lokasyonunu belirledikten sonra proje ünitlerini yani çizimlerimizin hangi formatta yapılacağını belirliyoruz. Tarihler ve kullanıcının kişisel bilgilerine bağlı kalarak burada çeşitli ayarlarımız mevcut. Burada önemli olan nokta bir database sisteminin içeride olup olmaması. Eğer ki biz database, halihazırda kurulu bir database sisteminiz varsa ilk projelerinizde artık hiçbir ekipman, hiçbir patlayıcı madde veya işte detonator dediğimiz kapsülleri, şunları bunları tekrardan en baştan yapmamak için tek bir database sistemi kurup bu database üzerinde sistemi çalıştırabiliriz. Ne demek? Şimdi bakalım. Benim şu an içeride kurmuş olduğum bir tane database'im var. Database kısmına tıkladıktan sonra karşıma Data Management bölümü çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi madenler bölümünde ocağımızın lokasyonunu, hangi katta ne patlatma yapacağımızı verdiğimiz bir alanımız var. Basit bir alanımız. Ve ardından Drills bölümüne geldiğimizde kullanacağımız makine ekipmanlarını, ayarlarını, hangi firma tarafından üretildiğini bakın burada görüyoruz. Yani kısacası makine ekipman parkımızı buraya aktarabiliyoruz. Aslında gayet basit nasıl aktarıldığı. Sağ tıkla bu tabloda herhangi bir yere add derseniz yeni bir makine eklemek için şöyle bir boş bir alan gelecek. Şimdi halihazırda elimde olanlardan bir tanesini tıklayalım şöyle. Görmüş olduğunuz gibi Simba 1254 adlı bir makinem var. Bu makine içerisinde bütün ayarları, makine katalog verilerini burada ayarlayabiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi çeşitli sekmelerde ayarlarımız özelleştirilmiş. Görmüş olduğunuz üzere tabii özellikle
rotasyon kavramını çok iyi bir şekilde import etmek lazım. Çünkü işte eksi 90 hangi yönü, işte artı 90 hangi yönü gösterecek gibi ayarlar dünyanın çeşitli yerlerinde farklılık göstermektedir. Bunu tabii sahadaki kullandığınız sisteme göre Edge'e de aktarmanız gerekmekte. Ve onun dışında bits and rods dediğimiz tic ve tabancalar bölümünde ise kullandığınız, makinenizin kullandığı bit ve tabanca türlerine burada sisteme girebiliyorsunuz. IRADES'le International Rack Acceleration Data Exchange Format yani burada da tabii makinenizin direkt olarak sistemine import edebilme kabiliyetine sahip bir sistem var şu an Edis içerisinde. Bu nedir? Bütün deliklerinizi dizayn ettikten sonra X, Y, Z koordinatlarını makineye direkt göndermek amacıyla bir XML formatında bir dosya çıkarıyor ve bu XML dosyasını makine içerisindeki bilgisayara import ettiğinizde sistem içerisinde makine operatörünün çok da büyük bir iş olmadan sistem kendi otomatik şekilde halledebiliyor ve ekran üzerinde bunları görüntüleyebiliyor. Çok gayet önemli özelliklerden bir tanesi. Burası makine ekipman bölümüydü. Kayaçlar bölümüne gelecek olursak, bakın şu an benim database'imde yaklaşık 35 tane kayaç tipi mevcut. Bu kayaç tiplerinde mesela şöyle bir limestone'a tıklayalım, neler var özelliklerinde. Görmüş olduğunuz gibi genel karakteristik dediğimiz genel karakteristik özelliklerini, yant modülü, bulk modülü, shear modülü, aşağı tarafta jeotekniksel anlamdaki bilgilerini, çekme basınçlarını, peki eksenli basma dirençlerini, megapaskal cinsinde verebiliyoruz. Ve tabii yoğunluklarını, RMR ve Q değerlerini, RQD değerlerini, GRC değerlerini de aynı şekilde verebiliyorsunuz. Tabii bu bize ne büyük avantaj sağlayacak? Kayaç parçalanmasında sonuçta patlayıcımızın vermiş olduğu şok etkisiyle ne kadar dayanında neler gösterecek bana bunu görmüş olacağız ki şöyle geliştirilmiş içerisinde grafiklerimiz de mevcut. Bu grafikler üzerinden çok daha iyi analizler ve incelemeler yapabiliriz. Burada yine aynı şekilde bir kayaç tipi eklemek istiyorsanız sağ tık yine add yapıp kendi sahanızda kullanılan verileri yine buraya aktarabilirsiniz. Bunlar şu an çeşitli kaynaklardan alınmış ve ona göre yapılmış değerler. Explosive bölümüne geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi patlayıcılarımızı şu an ekranımızda görüyoruz. Çeşitli firmalara ait patlayıcılar yine aynı şekilde eklenebilir. Özelliklerini, katalog özelliklerini burada görebiliyorsunuz. Ve bu katalog özelliklerine göre ileride dizayn yaptığımızda direkt olarak kullanabileceğimiz özellikler şu an karşımızda. Aynı şekilde primer bölümüne geldiğimizde primerlarımızı da yine verebiliyoruz. Ürünlerimizi bu şekilde sisteme import edebiliriz. En son detonatörlere geliyoruz. Detonatörlerimizi görüyoruz. Gecikme sıralamalarını görebiliyoruz. Database kurulumu aslında çok yani en önemli yerlerden bir tanesi. Bu database sistemini bir kere kurduktan sonra export yapıp bakın şöyle aslında genel olarak export olursak bütün sistemi başka bir kullanıcıya tekrardan da import edebiliyorsunuz. Yani başka bir kullanıcının bilgisayarına gittiğinizde tekrardan bütün ayarları yapmanıza gerek yok. Tek bir database oluşturup bu database'i kullanıcılarınıza gönderebiliyorsunuz. Ve gelelim bir proje oluşturalım şimdi. Kendi madenimi seçeyim. Webinar dedim. Ve masa üstünde tek bir proje oluşturacağım. Lokasyonum kendi stopum dedim. Buraya kullanıcının title'ını yazabilirsiniz. Okey dedim. Ve şu an görmüş olduğunuz gibi projem gayet basit bir şekilde açıldı. Klasik bir data miner'ın klasik bir data miner'ın da olduğu gibi yine burada da bir logical workflow sistemi var. Yani bir iş akışı mevcut ve bu iş akışına göre ilk kullanıcı bile olsanız her zaman ilk menünün sol tarafında ilk ikondan başlamanız gerekmekte. Görmüş olduğunuz üzere import alanımız var. İlk başta dosyalarımızı içeri alacağım.
Dosyalarımızı içeri almak demek yine gayet basit. Art dedim. Önceden hazırladığım bir adet stopum optimize edilmiş kaza önüm var. Yine bu da MSO programımızdan çıkarılma bir ürün. Ve ardından bunun üzerine dizayn ettiğim void volüm dediğimiz alınmış hacimler mevcut. Open dedim. Görmüş olduğunuz gibi şu an sisteme üçgen dosyalarını ekledi. Bu üçgen dosyalarının sisteme nasıl, hangi renklerde import edileceğini seçiyorum. Diyelim ki galerilerim kırmızı olsun, üretilecek arınlarım yeşil olsun dedim. Ve okey dedim. Ve görmüş olduğunuz gibi şu an sistemde karşıma geldi. 3D ekranının kullanımı gayet basit. Sağ tıkla Rotate, Pan, Measure yapabilirsiniz. Birazcık transparan edelim yüzeylerimizi. Buradaki transparan tuşuna tıkladığınızda transparan etmek istediğiniz objeyi seçiyorsunuz. Bir de yeşili seçelim. Kazanımlarımızı ESC dedim. Görmüş olduğunuz gibi transparan hale getirdim. Aynı zamanda eğer ki wireframe'lerinizde manipüle etmek istediğiniz alanlar varsa, işte boşlukları kapatmak istiyorsanız, bu üzerinden kesitler almak istiyorsanız, wireframe tool'lar bölümünde bakın burayı kullanabilirsiniz. Daha sonra renklerini değiştirebilirsiniz. Tabii ki sadece bir yüzey oluşturma, bir CAD tabanlı aslında, ama bir stüdyo UG kadar özellikleri içerisinde barındırmıyor. Sadece hazır şeyleri daha çok burada kullandığımız için belli kısımları yapabiliyoruz. Burada illaki bir wireframe düzenleme tool'una ihtiyacınız olacaktır. Belki daha özellikle farklı bir şekilde mesela wireframe oluşturmak istiyorsanız maalesef burada yapamazsınız. Burada Studio UG veya benzeri programlara başvurabilmeniz gerek. Şimdi gelelim hangi hacmin neyi nitelediğini Edges'e tanıtacağız. Görmüş olduğunuz gibi sol tarafta bir proje Explorer bölümü var. Burası bir proje ağacı gibi düşünebilirsiniz. Ve şu an benim, bakın şu dünya işareti olan yerlerim bir wireframe'i temsil ediyor. Dedim ki bir objeyi void olarak tanımlayacağım. Tıkladım void'e. Bana aşağı tarafta gösteriyor zaten. Bir void wireframe'i seç diyor. Geldim. Sağ klik. SC. Görmüş olduğunuz üzere şimdi void bölümü altına, void klasörünün altına kırmızı olan design wireframe'im geldi. Aynı şekilde stopumu da or contact olarak vereceğim. Cevher teması yaptığım bölge diyeceğim. Ve bu da or contact bölümünün altına gitmiş oldu. Devam ediyoruz. Kayaç tipleri seçeceğiz. Bakın cevher kayacımı diyeceğim ki masif sülfit, düşük dirençli bir yapıda diyeceğim. Ana kayaç tipini ise örnek verecek olursak limestone diyelim. Devam ediyoruz yine sıraya. Bir referans hattı belirleyeceğiz. Patlatmanın oluşturulacağı ana sırayı belirlememiz lazım. Bunu da bir sadece çizgi formatında verebiliyoruz. Aynı zamanda dışarıdan da yine import edebilirsiniz. Farklı bir programda üretip burada da çizebiliyorsunuz. Şöyle birazcık değiştireceğim. Bu şu anki görmüş olduğunuz üretim metodu Türkiye'de çok fazla kullanılan aslında bir metot değil. Avustralya'da özellikle benching adı altında çok ince damarlarda kullandığımız metotlardan bir tanesi. Üretim metodunu kısaca anlatacak olursak alt üst taban lalelere sürüldükten sonra üst taraftaki stop alttan üste doğru delinerek alınır. Şimdi biz de onu yapacağız. Referans line'ımıza geldik. Böyle birazcık daha bakış ayarlayalım. Buradan referans hattımızı şura üzerinde oluşturmaya çalışacağım. Bu galeriyi seçtim. Bakın görmüş olduğunuz gibi bunu bir kesit görüntüsünü aldı. Kesit görüntüsünü aldı. Ve şimdi referansımın hattını buraya çizeceğim. Hattı buradan başlayıp bu yöne doğru gelecek ve yeşil stopu alacak şekilde yapacak. Right click dedim mi? İşlemi bitiriyor. Referans line'ı olarak kaydetmek istiyorum. Okey dedik. Şu an görmüş olduğunuz üzere galerim içerisinde siyah bir çizgim var. Bu siyah çizgi üzerinde yapacağımız alanın, patlatacağımız alanın bir sınırını belirlememiz daha lazım.
Bunu da extrude seçeneğiyle belirleyebiliriz. Yani tekrardan bir kapalı hacim içerisine alacağız. Extrude dediğinizde şöyle bir ekran çıkıyor karşımıza. Yine kesit halinde. Bakın buraya kendisi pembe bir çerçeveyle wireframe'in sınırını getirdi. İsterseniz bunu buradan düzenleyebilirsiniz. Stop dimension'ınıza göre, yani tasarımınızın boyutlarına göre veya user defined dediğiniz tamamen custom bir şekilde de oluşturabiliyorsunuz. Şöyle ben ilk stop'umu içine alacak şekilde bir karelaş dikdörtgen diyelim. Dikdörtgen çizeceğiz. Şu şekilde. Bakın okey dedim. Extrude wireframe olarak aldım. Şöyle bakacak olursak görmüş olduğunuz gibi sınırlar belli artık. Wireframe'lerimi oluşturdum. Referans hattımı verdim. Wireframe'lerimi tanımladım. Kayaç tiplerimi seçtim. Aslında şu an wireframe'lerle alakalı çoğu şey bitti. Ve gelelim ring tasarımına. Artık deliklerimizi oluşturacağız burası üzerinde. Şöyle extrude wireframe'in görünümünü kapatmak istersem sağ tıkla kapatabilirim. Ve create ring set'e geldik. Burada görmüş olduğunuz üzere senaryo alanımız var. Senaryo tabanlı çalışıyor demiştik. İlk senaryomuz default olarak senaryo adıyla geliyor. Bundan yeni bir senaryo daha oluşturabilirsiniz. Bu senaryo içerisindeki raporlamaları görmüş olduğunuz gibi rapor bölümünden çekebilirsiniz. Ama şu an mesela herhangi bir ring oluşturmadığınız için, herhangi bir delik oluşturmadığınız için şu an buralar tabii ki de boş görünecektir. Bu senaryo içerisinde biz şimdi stoplarımız üzerinde bir delik pattern oluşturacağız. Gelelim New bölümüne tıklayalım. New bölümüne tıkladığınızda şu an bakın sistem otomatik olarak çalışmaya başladı ama tabii daha ayarlarım tamamlanmadığı için oluşturulan delikleri şu an kaydaya almıyorum. Ring setimin hangi senaryo üzerinde oluşacağını ve hangi delici makineyle delineceğini, stop limitinin ne olduğunu, referans hattımın ne olduğunu, hangilerini takip edeceğini burada verdim. Ve drill direction'ımı, delik delme yönümü yukarı delikler olarak uphole dedim. Bakın bu sefer pattern'ımı buna göre oluşturuyor. Burada hatalar var. Şimdi gelelim onları düzelteceğiz. Pattern parametrelerine geldiğimizde ringler arasındaki dilim kalınlığını ve delik dipleri arasındaki geniş uzaklığımızı burada vermemiz gerekmekte. Şimdi özellikle ilk başta minimum hole length'imizi ayarlayalım. Bunu biraz daha düşürelim. 1 metre. Oluşturuyor şu an. İsterseniz pattern burn'umuzu burada ayarlayabiliriz. Arttırmamızı 5 metre diyelim. Bu sefer daha geniş aralıklarla linkler oluşturuyor gördüğünüz üzere. Eski haline geri alalım şimdi. Bakın görmüş olduğunuz gibi deliklerin içerisi kırmızı ve sarıyla gösteriliyor. Bu kırmızı ve sarıyla gösterilen yerler bizim aslında charging'imiz dediğimiz yüklemelerimizi gösteriyor. Bu içerisinde ne kadar patlayıcı, hangi bölümde ne kadar patlayıcı var, ne tarafta primer'lar kullanılmış bunları görebiliyorum. Kırmızıyla highlight edilen yerler, şu an bakın kırmızıyla olan yerler bana explosive'ımı gösteriyor. Ana patlayıcı maddem şu an Apex Super 6 bit dediğimiz bir malzememiz var. Ve primer'larımız bakın şu sarı olanlar arada kullanmışız. Pentax DP16 ürünümüz. Ve bunları birbirine bağlayacak olan ateşleyicilerimiz, kapsüllerimiz ise Nonel MS Series olarak verilmiş. Şimdi mesela okey dedik. İsterseniz buradan tabi ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Bu ayarların hepsi database'den geliyor biliyorsunuz. Okey dedik. Ve bir View ekranına göz atalım. Bakın burada standart görünümlerinizi değiştirebiliyorsunuz ki bu çok önemli bir özellik. Mesela 3 numaralı görüntüye geçtiğimizde böyle bir alan karşımıza çıkıyor. Bakın burada görmüş olduğunuz üzere 2, 3, 5 adet ekranı hatta 6 adet ekranı şu an aynı anda görüp yönetebiliyorum.
Özellikle delikler içerisinde, delikler için yapacağım ayarlamaları burada manuel yapabilirim. Bu ne demek? Şimdi şu an gösterilen hat R3 hattı. Ring 3. Buradan tabii değiştirebiliriz. Ring 8'i aldım mesela. Şu an 8 ring oluşturdu. Ring 8'i aldım. Ve ben bu ring 8'de şu noktalar benim primer'ımı gösteriyor. Kırmızı olan ise patlayıcı miktarının nereye kadar çıktığını gösteriyor. Örnek verecek olursak bakın şarj miktarını değiştirmek istiyorum bir delik için. Bakın kırmızı bir nokta çıktı. Buraya kadar taşımak istiyorum veya aşağı kadar çekmek istiyorum. Manuel bir şekilde delikleriniz içerisindeki patlayıcı miktarlarını gayet net bir şekilde düzenleyebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Aynı şekilde primerlar için de bakın primerlarımın mesafelerini birbiri arasında olan mesafelerimi ayarlayıp hangi mesafede hangi patlayıcı miktarında neler olabileceğini buradan hızlı bir şekilde görebilirim. Ve aynı şekilde tabii bunlar burada da bakın aynı anda interaktif bir şekilde güncelleniyor bu yaptığım şeyler. Burada tabii delik çaplarım, delik uzunluklarımı görebiliyorsunuz. Gayet kullanışlı bir özelliğimiz. Şimdi CTRL'de bir tuşuna bastığımda tekrardan plan görüntüsüne geçtim. Dedim ki burası üzerinde. Tamam. Deliklerim bu şekilde oluşturulacak dedim. Ve geldim hesaplamalar bölümüne. Hesaplamalar bölümünde bir blok modele tabii ki de ihtiyacımız var. Bir tane blok model ekleyelim şimdi buraya. Import bölümüne geldim. Bir blok model ekliyorum şimdi. Blok modelimin hesaplama alanını bakın buradan field'ler içerisinden şimdi seçebilirim. İçerisindeki altın mineralini kullanacağım. Bir tane de legend'ım var. AUBM Benching adında. Görmüş olduğunuz gibi grade'e göre verilmiş bir legend. Seçtim. Şimdi bakın tekrardan bir görünüşümüzü şöyle alalım. Kesit görünümünde bakın artık blok modelini de görebiliyorum lejanta göre renklendirilmiş bir şekilde. Bu blok model içerisinde mesela şurada bakın artık Proje Explorer ekranında blok modelim görünüyor. Sağ klik Properties bölümüne geldim. Burada alanları da level olarak göster dedim. Okey dediğimde bakın hangi bloğun ne kadar tenörde olduğunu ve deliklerimin nerelerde oluşturulduğunu burada daha net bir şekilde görebiliyorum. Tekrar CTRL'e bir yaptım. Blok modelimi ekledikten sonra asıl önemli kısım her bir deliğin etki alanından ne kadar tonajda bir ürün elde edebileceğim ve o ürünler içerisinde ne kadar pasa var, ne kadar yüksek tenörlü cevherim var bunu görmüş olacağım. Burada bakın Ring Evaluation kısmına tıkladığınızda karşıma şöyle bir ekran geliyor. Bakın Ring 1'i seçtiğimde burada dinamik olarak da görebilirim bu ekran içerisinde. Ring 1, Ring 2, Ring 3 hepsini seçelim isterseniz şöyle. Ve ardından next dedim. Artık burada sistem her bir deliğin etki alanını bir wireframe şeklinde, bir üçgen model şeklinde yapacak ve bu üçgen modelde ne kadar tonaj var bunu görmüş olacağız. Bu şekilde generate diyelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi oluşturuldu. Her bir deliğin etki alanına bağlı kalarak nasıl bir wireframe, nasıl bir boşluk elde edebileceğiz burada. Bunu görmüş olduk. Ve Evaluate bölümüne geldiğimizde calculation'ımızı blok model üzerinden yapacağız dedik. Şuradan blok modelimizi tekrardan gösterelim. Ortalama densitimiz 3.2 diyelim. Ton bölüme döküp. Ve AU'yu burada hesapla dedim. Evaluate dediğimizde hesaplama şu an bitti. Bakın Ring 1 bölümüne geldiğimiz zaman Ring 1'in üzerine tıkladığımda bakın burayla ilgili tonaj, hacim, yoğunluk ve ortalama AU tenörünü artık görebiliyoruz. Oldukça efektif kullanabileceğimiz bir alan. Finishledik. Bakın artık bu wireframe'ler de buraya geldi. İsterseniz bu wireframe'leri kapatabilirsiniz. Toggle visibility'yi kapattım. Bakın visibility'yi kapatınca yani görünümünü kapatınca bir iz düşümü gene orada kalıyor. ESC dediğimizde geri gidiyor. Ve artık
Patlatma ile ilgili olan alana geçiyorum. Last Design'a geldim. Last Design'da ilk patlatmaya başlayacağım. Last 1. Bakın R1'e tıkladım. Last 1 içerisinde işte 4 adet patlatma yapalım. R1, R2, R3, R4 bu patlatma içerisinde olsun. Bakın burayı genişlettirdiğiniz zaman patlatmanın iz düşümüyle alakalı şöyle bir görselimiz var. Üzerine geldiğinizde orayla ilgili patlayıcı maddeyi görebiliyorsunuz. Neler kullanıldığını görebiliyorsunuz. Ve tabii zamanlamalarla ilgili olan yerleri de burada ayarlayabiliriz. Hangiliklerde ne kadar bir gecikme sağlanacak hepsine verebiliyoruz. İlk 4 dediğimi ringimi ilk patlatma için, sonraki 4'ünü de ikinci patlatma için yapacağım. Okey diyeceğim buraya. Şimdi burada bir rapor alma ekranını göstereceğim. İlk blastımı oluşturdum. New report dedim. Şöyle bir PDF ekrana benzer bir ekran çıktı. Bakın burada şu ana kadar tamamlamış olduğumuz ayarları burada tablolar şeklinde görebileceğiz. Blast page'e geldiğimde blast properties'i açalım şöyle. Görmüş olduğunuz gibi şu an burada çeşitli bilgilerini görebiliyorsunuz. Bakın Blast 1 için ne kadar şarj yapıldı. Tabi or tonajlar daha belli değil. Çünkü daha wireframe haline getirmedim. Ne kadar patlayıcı kullanılacağını görebiliyoruz. Bir plan görüntüsü ekleyelim şöyle. Patlatmalar arasındaki sırayı gösterecek. Ardından süre tablosunu görebiliriz. Gecikmelerdeki süre tablosunu görebiliriz. Bunlar tamamen benim sistemde ayarladığım şeyler ve sistem bunu otomatik olarak bana düzenlememe izin veriyor. Bunları bir şablon olarak kaydedip bu şablonu tekrardan kullanabilirsiniz. Burayı print edebilirsiniz tekrardan dağıtmak adına. Ve gelelim. Şimdi burada break cavity, yani bir boşluğu nasıl oluşturacak bakalım. Ne kadar dilution yapacak, ne kadar yani pasa bölümünden tonaj, pasa bölümünden patlatma yapmış olacak, ne kadar da cevher olacak, bunları görmüş olacağız şimdi. IsoSurface bölümüne tıkladım. Bakın şu an sistem burada oluşturulacak olan boşluğun bir wireframelemesini bana yapmış oldu. Bakın triangle size'ım benim şu an 1 metre. Ben bu 1 metreyi ne kadar düşürürsem, şöyle yapalım. Wireframe oluşturulma yoğunluğu daha fazla olacağı için sistem biraz daha uzun çalışacak ama daha net bir hacim elde edebileceğim. Daha net bir wireframe elde edebileceğim. Okey dedim. İkinci blast'ı yapacağım şimdi. Tekrardan new dedim. Sonraki 4 ringi de buraya dahil ediyorum. Okey dedim. Ardından iSurface dedim tekrardan. Rengini değiştirelim isterseniz. Bu farklı olsun. Mavi diyelim. İki patlatmada stopumu evet, tamamlamış oldum. Ve burayla ilgili dilution raporumuzu şimdi görelim. Bakın dilute dediğinizde arka planda or voxel ve host voxel diye bir wireframeleme yapıyor tekrardan. Ve şu an or voxel'a tıkladığınızda bu patlatma içerisinde last 2 içerisinde şu an last 2'yi seçtiğim için last 2 içerisinde ana kayaçtan ne kadar kirletme yapılmış görebiliyorum. Burada tabi görebilirsiniz. Hacimsel olarak da buradaki özellikleri görebilirsiniz. Ve bu patlatma içerisinde sadece cevher olarak neresi alınmış? Burada daha bir iyi bir analize görebiliyorsunuz. Yine resolution'ı düşürdüğünüz zaman, daha düşük bir sayıya getirdiğiniz zaman yapılan hesaplamalar daha net olacaktır. Ama dediğim gibi süre biraz daha, proses süresi biraz daha artacaktır. Okey dedik. Umarım arkadan çocuk sesi gelmiyordur. Yeğenim evde. Şimdi gelelim. Break cavity bölümünü de geçtik. Analyzer bölümünde nelerimiz var? Bu arada exportla, tabii exportla göstermiş olalım. Yapmış olduğumuz delikleri nasıl export edebiliriz? Şöyle
Şu alanda stop bölümünde senaryomuza geldik. Export deyip export holds to a file dediğimizde bir CSV formatında veya SourcePack formatında da DXF Datamine formatında sizin formatlarda kaydedebiliyorsunuz. Şu an bunları destekliyoruz. Holds details diyelim. Kaydettik. Şu an diğer ekranda açılıyor. Güzel geldi karşıma. Şu şekilde X, Y, Z noktalarımı ve bunlarla ilgili to noktalarını görebiliyoruz. Bu şekilde sistemde aktarmak için CSV dosyalarını basit bir şekilde çıkarabiliriz. Aynı şekilde ringleri demo template'imize gelelim. Bir section şeklinde çıkarabiliriz. Section'ı biraz daha ayarlayalım şöyle. Her ringle ilgili içerisinde bulundurduğu hole sayısı, ne kadar kaç metre denilmiş, diameter dediğimiz çapları, road count'larını burada görebiliyoruz. Kaç tane diş kullanıldığına kadar bütün veriler şu an sistem içerisinde mevcut. Bunlar da yine aynı şekilde print edilebilir, bastırılıp raporlanabilir. Şimdi Analyzer bölümüne gelelim. Sunumda da söylediğim gibi Designer bölümü yani buraya kadar olan kısım tek bir lisansla şu ana kadar aktifleştirebilir ve kullanılabilirdi. Bundan sonraki yapacağınız Analyzer işlemleri için, analiz bölümleri için yani bir maliyet hesabı olur veya geliştirilmiş iso-surface olabilir. Bunları şu şekilde yapacağız. RedDrive License dediğimizde ilk başta bir lisansımızı aktif hale getiriyoruz. Ben şu ilk başta yaptığımız şeyleri de bir kapatayım görsellerine. Burada bir geliştirilmiş maliyet yönetimi sistemi var. Bir Cost Model Manager yapalım. New diyelim. Webinar diyelim. Bakın bunları bu şekilde kaydedip bir sonraki kullanıcı yine aynı şekilde kullanabilir. Görmüş olduğunuz gibi buraya bir gider modeli oluşturabiliriz. Bu sizin vermiş olduğunuz kriterlerde de olabilir veya senaryonuz içerisinde, şu an senaryonuz içerisinde kullandığınız ayarlar da olabilir. Şimdi proje ürünlerini ekle dediğimde bakın karşıma bu projede kullandığım bütün ürünler geldi. Bu projede kullandığımız ürünlerin fiyatlarını, mesela birim fiyatlarını yazmamız gerekiyor. Diyelim ki 5 dolar. İşte şu an tamamen rakamları sallıyorum. Kilosu işte Tamam. Şimdi gelelim. Bu senaryoya bu maliyetleri uygulayalım. Seçtim. Bakın görmüş olduğunuz gibi Last 1 için ne kadar maliyetimiz var? Ring 1, Ring 2, Ring 3 bunları ringlere göre de ayırıyor kendisi. Ve ardından daha detay bir halde ne kadar patlayıcı kullanılmış, bunların maliyetleri neler? Bunların hepsini görmüş olduğunuz gibi kullanabiliyoruz. Advanced Blasting seçeneğinde ise bir önceki aşamada yaptığımız sisteme benzer ama adı üzerinde biraz daha geliştirilmiş. Mesela Blast 1 için bir Advanced yüzey oluşturalım. Advanced yüzeye geldiğimizde şu an hesaplıyor. Okey diyelim. Bitti. Yüzeyimizi oluşturduk. Bu yüzey içerisinde Klein ve Holmberg algoritmaları kullanılarak sistem bizim için hesaplamaları gerçekleştirmiş oluyor. Bunu bir wireframe şeklinde şimdi göreceğiz.
Görmüş olduğunuz üzere şu an tam olarak fit etmeye çalışıyoruz topa. Ve normalde dilution'umuz %30'lardaydı. Şu an %10'lara kadar düşürmüş oldu. Yaptığı tonajları görebiliriz. Okay. Aynı şekilde lastik içinde yapalım. Evet. Okay. Ve görmüş olduğunuz gibi yüzeylerimiz şu an karşımızda. En basit haliyle, en hızlı şekilde şu an sizlere ilk wireframe içeri aldıktan sonra ürünler kısmında ne yapabiliyoruz? Yani çıktı olarak ne alabiliyoruz Edis'ten? Bunları göstermeye çalıştım. Umarım yararlı olmuştur sizler için. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım ileriki webinarlarımızda daha farklı konularda tekrardan buluşabiliriz. Ekranınızda görmüş olduğunuz gibi soru ve önerileriniz için webinar talepleriniz olursa tabii ki her zaman iletebilirsiniz. Biz de bunlar için konular arıyoruz kendimizce, kendi okulumuz olarak. Daha farklı konularda, daha farklı örneklerle sizlere sunumlar yapabiliriz. Tabii onun dışında Edis ile ilgili herhangi bir fiyat teklifi, daha detaylı demolar isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz. Şahsım adına ve şirketim adına tekrardan sizlere çok teşekkür ederim değerli zamanınızı ayırdığınız için. Sağlıkla kalın diyorum. Esen kalın. Herkese iyi çalışmalar dilerim.